Evet, selamlar herkese yeniden. Bugünkü videomuzda çok daha böyle bilgiler içeren bir video yapmak istedik. Borsaya yeni adım atan yatırımcılar için gerekli ve önemli bilgiler içeren birkaç bilgiden bahsedeceğim size. Yatırım için de bazı bilgilerim olacak. Yani işinize yarayacak bilgiler olacağını ümit ediyorum ben. Şimdi her şeyden önce bir borsada hesap açmanız için öncelikle bir aracı kuruma gitmeniz icap ediyor. Yani aracı şirkete gideceksiniz ve orada bir yatırım hesabı açacaksınız. Bu kadar. Size gerekli belgeler verecekler, evraklar var, bir imza aşaması var, bir sürü imza evrak işi var. Maalesef o konuları halen daha SPK halledemedi ama ve bunların sonucunda hesabınız açılıyor. Hesabınızın belirli bir seviyenin, belirli bir limitin altında ya da üstünde olması için bir şartınız yok. Yani borsada isterseniz 100 lira da yatırırsınız, 100 liralık da hisse senedi alırsınız, isterseniz 100 bin yatırırsınız, isterseniz de milyon yatırırsınız. Hiç önemli değil. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Hesabınızı açtıktan sonra nasıl alımsız satım yapılacağını hesabınızı açtığınız arkadaşlar size zaten anlatacaklar. Ama bugün günümüzde zaten artık elinizdeki cepten bile girip işleminizi yapmanız mümkün. Onlarla ilgilenmiyorum ben. Onlarla ilgili bilgiler vermeyeceğim. Burada bir hisse senedi aldığınızda alacağınız şey hissedir. Hisse nedir? Öncelikle onu bir kere bilmenizde fayda var. Hisse senedi sermaye şirketlerinin ortaklarına ortaklıklarını ispat etmeleri için vermiş olduğu kıymetli evraklardır. Yani siz bir hisse senedi aldığınız zaman aldığınız şirkete bir kere ortak oluyorsunuz. Ama bu ortaklık elbette ki ben senin ortağınım şeklinde böyle şey yapılacak bir ortaklık değil. Tabii ki gidip de %51'ini alıyorsanız o başka. Ama bir adet hisse bile alsanız o firmanın ödenmiş sermayesi atıyorum 10 milyonsa 10 milyonda bir ortağı olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde bir ortaklık. Ama ortaklıktır. Kardan pay alma hakkınız vardır. Genel kurul toplantısına gidip oy oranınız nispetinde oy kullanma hakkınız vardır. Size almış olduğunuz hisse senedi bu hakları verir. Bir şirkete ortak olduğunuzda, bakın ortak olmaktan bahsediyorum. Bir firmaya ortak olduğunuz zaman aynı zamanda o şirketin olumlu ve olumsuz pek çok özelliğine de ortak olmuş oluyorsunuz. Yani bir şirketi aldığınız zaman o firmayla ilgili pek çok olumlu haberler sizin için ne kadar olumluysa, olumsuz olan haberler de sizin için olumsuzdur. Hepsine ortak olmuş oluyorsunuz. Varlığı vardır, ona da ortaksınız. Ama borçları vardır, ona da ortaksınız. Bunu bir kere sakın unutmayın. Aracı kurumlarda hesap açtığınız zaman bu hisseyle ilgili daha aşağı pek çok anlatacağım ama aracı kurumlardaki açılan hesapla ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Aracı şirkette bir hesap açtığınız zaman ve bir hisse senedi aldığınızda almış olduğunuz o hisse Takas Bank'ta sizin adınıza açılmış bir hesapta tutuluyor. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Burası önemli bir nokta. Çünkü bu konuyla ilgili de pek çok ben sorular alıyorum. Yani banka aracı kurumunda, yani güvenlik için mesela genelde oralarda hesaplar açılıyor. Banka aracı kurumunda bir hesap açmakla banka kökenli olmayan bir aracı kurumda hesap açmanız arasında hiçbir fark yok. Her iki yere de gittiğinizde aldığınız hisse senetleri Takas Bank'ta kendi adınıza açılan bir hesapta tutuluyor. Hatta siz istiyorsanız Takas Bank'ı telefonla arayıp orada kendi hesabınıza bir kilit bile koydurmanız mümkün olabiliyor. Yani sizin hissenize zaten kimse ulaşamaz. Kimsenin kesinlikle ulaşmasına da önlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir aracı kurumda hesap açmanız mümkündür. Hiçbir fark yoktur. Güvenlikle de bunun hiçbir ilgisi de yoktur. İkincisi, bildiğiniz gibi bu söylediğim hisseler için, hisse senedi içindir. Peki hesaptaki nakitler için nedir, ne değildir? Bununla ilgili de bir şey vardır.
Ola ki açtığınız, hesap açtığınız aracı şirkette bir iflas gibi veya bir kapanma gibi bir şey varsa, ki bu genelde iflaslarla ilgilidir. Genelde sorulan sorular. Yatırımcı Tanzim Fonu adında bir fon vardır ve bu fon 2020 yılı için, bu rakamlar güncellendi, 217.800 TL'ye kadar nakit varlığınızı sizin teminat altına alır. ytm.gov.tr sitesinden yatırımcı tanzim fonu hakkında bilgiler alabilirsiniz. Nedir, ne değildir, bunları da öğrenebilirsiniz. Bu bilgileri de sizlere de vermek istedim. Şimdi yeni birisisiniz, borsayla yeni ilgileniyorsunuz ve yeni bir hesap açıyorsunuz. Şimdi borsaya baktığımız zaman iki tür yatırımcı var. Hatta sizler de izliyorsunuzdur. Birisi böyle sürekli günlük alsat yapanlar. Sürekli böyle alır satar, alır satar. Onların amacı 3 liradan aldığını 3.05'ten satarak aradaki o miktardan bir kar elde etmektir. Getiri elde etmektir. Ama bu konu oldukça da risklidir. Yani hele hele sizin gibi daha borsaya yeni girmiş, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar için de benim açıkçası şahsen kimseye de önereceğim de bir yöntem de değildir. Bunu yapmak için bir, zaman lazım. İki, boş bir vaktiniz olacak. Yani hiç işiniz gücünüz olmayacak. Her gün oturacaksınız. Üç, bir sürü grafik indireceksiniz. Grafik bakacaksınız. Dört, biraz da yeteneğiniz olacak. Yani biraz da bu günlük alsat işi de yetenek işidir. Yani benim açıkçası inancım bu. Benim mesela yoktur. Yani günlük alsat yapmaya yeteneğim yoktur. Ben bir bilançoyu alırım. Çok güzel analiz ederim. Anlarım, incelerim, yazılar yaparım, raporlar yazarım ama açıkçası günlük alsata geldiğim zaman o işleri çok iyi yapamam. Yani bu konuyu size ben çok fazla tavsiye etmem açıkçası. Ve bu günlük alsattan iyi bir getiri yapmanız için de çok yüklü de bir hesabınızın olması lazım. Çünkü o kadar kısacık aralığa oynarlar ki buradan hatırı sayılır bir getiri elde etmek için de açıkçası yüklü de bir miktarla da oynamanız lazım. Ne kadar çok hareket ederseniz o kadar çok da risklidir. Yani ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar fazla hata yaparsınız. Bunu da unutmayın. Siz çok işlem yapmak için mi borsaya geliyorsunuz yoksa iyi işlem yapmak için mi borsada oluyorsunuz? Bir kere kendinize bu soruyu sormanızda fayda var. Ben iyi işlem yapmaktan yanayım. Bir yılda 500 tane işlem yapmak yerine icap ederse bir yılda 2 tane işlem, bir alım ve bir de satım yapın ama asıl getiriyi oradan vurmaktan yanayım. Bunu biraz oturup düşünürseniz çok iyi olur. İkincisi de uzun ve orta vadeli yatırımdır. Bu ne demektir? Yani bir hisseyi niye yatırım yaparsınız, yatırım anlamında girersiniz, alırsınız ve tutarsınız. Beklersiniz. Peki niçin beklersiniz? Yani bir kağıdı böyle alıp da beklemenin ne gibi bir esprisi var? O firmanın çok daha fazla büyüyor olmasına oynarsınız. Daha fazla satış yapmasına oynarsınız. Daha fazla öz kaynağının büyüyor olmasına oynarsınız. Çünkü bir şirket büyürse hisse senedi fiyatı da artar ve yükselir. Ben burada açıkçası benim için önemli olan şey 3 tane önemli bir şey vardır. Bunlardan ilki satışlar. Satışları artıyor mu? Ama yani bu her sene böyle her yıl artan bir grafikte bir satışları var mı? Benim için satış yapan şirket önemlidir. Satış yapamadıktan sonra o firmayla benim zaten bir işiniz yani olmasın. Yani bir kere önemli olan şey satmak, satabilmek. Satabiliyorsa ve her sene bu satışını daha da arttırabiliyorsa işte o bir yatırım şirketidir. İkincisi, satıyor da ne yapıyor? Şimdi satıyor ama bir anlamı yok. Zarar ediyorsa o da olmaz. Yani en azından faaliyet kârı dediğimiz kâr, bakın net kârdan bahsetmiyorum. Faaliyet kârını her sene arttırabilen, satışıyla beraber aynı oranda arttırabilen bir şirketse işte bu şirketteki bu performans yıllar itibarıyla hisseye de yansır ve şirketler de hissesiyle birlikte yükselişe geçerler. Üçüncüsü,
öz kaynaklardır, öz kaynağını büyüten firmadır. Zaten satışını arttıran, faaliyet karını da arttıran bir firmanın öz sermayesi de mutlaka yıllar içerisinde artar ve büyür. Bizim işimiz satış yapabilen, bu satışından kar edebilen ve de öz kaynağını da büyütebilen şirketlerledir. Bunları yapamadıktan sonra zaten o şirketin de olmasına da ihtiyaç yoktur açıkçası. Bu tarzda bir yatırım mantığını düşünürseniz bu sizi hem çok fazla yormaz. Her gün ekrana kilitlenmek gibi bir mecburiyetiniz de olmaz. Zaten bir borsaya girdiyseniz ve bu borsada işlem yapmak sizi eğer yoruyorsa, vaktinizi alıyorsa bilin ki bir şeyi bir yerlerde yanlış yapıyorsunuzdur. O iş başkadır. Borsayı kumar şekline sokmak başka bir şeydir. Borsayı bir yatırım yeri olarak algılamak apayrı bir şeydir. Benim sizlere tavsiyem borsayı her zaman yatırım yeri şekline sokmanızdır. O şekilde algılamanızdır. En son olarak temettü ödeyen şirketler bizim için daha da şeydir, önemlidir. Yani her sene kar edebilen ve bu karını da yatırımcısıyla paylaşan, paylaşmayı ilke edinmiş şirketler her zaman için çok daha fazla tercih edilen, seçilen, hatta pek çok yabancı ve yerli kurumsal fonlar, portföyler için de tercih edilen hisseler olmuşlardır. Buna da dikkat etmekte fayda vardır. Bir üçüncü yatırım şeklidir de, hatta bunun da ben icat etmiş de olmam muhtemelen diyeceğim ama öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Mutlaka bu yapılmıştır. Hisse senedini sanki bir pool ya da bir kupon ya da bir hobi gibi biriktiricilik yapmaktır. Yani ne demek istiyorum? Her ay düzenli bir şekilde aylık maaşınızın çok az bir miktarıyla, atıyorum %10'u olabilir, %5'i olabilir, gücünüz varsa %15'i olabilir, o kadar bir kısmıyla her ay bu bahsettiğimiz güçlü şirketlerden düzenli olarak alıp bir kenara atmaktır. Bu bence ilerisi için, yani yıllar sonrası için çok güzel bir emeklilik adımı da olabilir. Bunu ben şahsen uygulayan da bir insanım. Çocuğum için de bunu yapan bir insanım, uygulayan bir insanım. Doğduğu gün ona bir yatırım hesabı açtık, vasi hesaptır. Ve her ay ona düzenli olarak yüksek temettü ödeyen, satışlarını arttıran, öz sermayesini yükselten büyük bir firmanın hissesini her ay alıp koydum. Her ay alıp koydum. Çok az bir gelirim olduğu yıllarda bile bunu çok küçük bile olsa yaptım. Bir ayda 10 liralık hisse aldığım zaman bile var. Yani o şekilde söyleyeyim. Ama bugün geriye dönüp baktığımda iyi ki bunu da yapmışım diyorum. Bu daha fazla gençlere çok ciddi önerimdir. Uzun vadeli yaklaşanlar için çok ciddi bir önerimdir. Peki, okur yazarlık çok önemlidir. Okuyacaksınız, ilgileneceksiniz. Yani bir şirketin haberine ulaşacaksınız. Bir kere aldığınız şirketin ne iş yaptığını bilmenizde fayda var. Ne iş yapıyor bu şirket ya? Ne üretiyor? Ne satıyor? Yatırım yapıyor mu? Araştırma, geliştirmeye yatırım yapıyor mu? Bakın bu çok önemlidir. Ar-Ge'ye yatırım yapan şirketler her zaman uzun vadede çok daha fazla değer yaratırlar. İkincisi, kurumsal ve büyük firmalar olmasına dikkat etmenizde fayda var şahsen. Bunları nereden bulabiliriz? Borsada endeksler vardır. Mesela 100 endeks hisseleri olabilir, 30 endeks hisseleri olabilir. Hatta borsanın şu anda yeni hisse senedi grubu listesinde yıldız pazar hisseleri vardır. Mesela oradan bulabilirsiniz. kap.org.tr adresinden, şirketler linkinden, BIST şirketleri kısmından endeksler diye bir link çıkar. O linki tıkladığınızda bütün endeksleri ve bütün o endekslerin içindeki şirketleri izlemeniz mümkündür. Kap'ın ayrıca mobil uygulaması da var. Bende var. İndiriyorum, her gün açıyorum, bakıyorum. Orada şirketinizle ilgili her türlü haber, gelişme, alınan kararlar, bunların hepsinde takip etmeniz mümkündür. Her gün okumanızdan bahsetmiyorum. Yani eğer orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysanız her gün okuyumdan bahsetmiyorum. Ama arada bir gözünüzün ucuyla şirketimle ilgili ne haber var, ne var diye
bakmanızda bir fayda olduğunu düşünüyorum. İlgili olacaksınız. Domates alırken bile ilgilisiniz. Seçiyorsunuz, inceliyorsunuz. Bir ev alırken bile resmen evle ilgili bir uzman oluyorsunuz. Bakıyorsunuz. Araba alırken resmen araba üstadı oluyoruz hepimiz. Arabanın içini açıyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz. Ama borsada hisse senedi alırken nedense bunların hiçbirisine bakmıyoruz. Sağdan soldan duyduğumuz hisseleri alıyoruz. Bir hisse yükseliyor diye hisse senedi alıyoruz mesela. Hisse senedi yükseliyor diye hisse senedi alınmaz. Bu hisse senedi yükselecek diye hisse senedi alınır. Bu hisse senedi yükselecek demek için de araştırma, analiz yapmak lazım, okumak lazım. Okumak çok çok önemli bir durumdur. Şirketinizin genel vizyonunu, nereye gittiğini genel olarak bilmeniz bile size çok ciddi bir fırsat, çok ciddi bir fark yaratabilir. Çalıştığınız aracı kurumların araştırma ekipleriyle ilgilenin, onları arayın. Bir şirket hakkında bir alım yapmadan önce onlara sorun. Araştırma raporları varsa isteyin. Başka bir raporlar varsa onları da isteyin. Onları da okuyun. Bugün artık çok kolay. Mesela bir hisse senedi alacaksınız. Yani Google'a girip o hisseyi yazdığınız zaman o şirketin bütün bilgileri çıkar. Bazı haberler çıkar. Okuyun, inceleyin. Ama bunu kendinizi yormadan, yorulmadan yapın. Bunu bir hobi gibi yapın. Bakın, seveceksiniz. İleride çok da güzel de emekli olduğunuz zaman bile ilgilenebileceğiniz çok güzel de bir fırsat olabilir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela ilgilendiğiniz şirketin sitesine mutlaka girin. Orada yatırımcı ilişkileri linki vardır. Tıklayın. Yatırımcı ilişkilerinde yatırımcı sunumu yapan şirketler vardır. Mesela yatırımcı sunumu hazırlayan şirketleri daha çok tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü o firmalar çok daha fazla bu işi ciddiye alan, yatırımcısını çok daha fazla gözetleyen ve daha profesyonel yaklaşan bir şirket olduğunun imajını da verir. Orada çok güzel sunumlar var ve şirketle de ilgili de size çok güzel de bilgiler alabilirsiniz. Budur. En son olarak vaktimiz de yavaş yavaş geliyor. Zamanlama çok önemlidir. Yani her ay küçük küçük bir hisse senedi alıyorsanız sizin için zamanlama çok fazla önemli olmayabilir. Yani en yüksekte bu işe başlasanız bile, en aşağıya düşse bile nasıl olsa siz her ay her yerden alacaksınız. Bunu mesela 10 yıl yaptığınız zaman 120 kez, 120 farklı yerden alış yapmış olacaksınız. O yüzden çok önemli değil ama toplu bir miktarla orta veya uzun vadeli bir yatırım yapacaksanız o zaman zamanlamada önemli olabilir. Yani borsaların çok fazla aşırı yükseldiği, çok fazla aşırı rally yaptığı yıllarda bu yatırımınızı biraz ertelemeniz mümkün olabilir. Düşüşler, satışlar orta ve uzun vadeli iyi şirketlerde, iyi ve ucuz şirketlerde yatırım yapmanız için de her zaman uygundur. Bilgi, ilgi, araştırma, okuma yapacağınız tek şey bu. Her gün bir şeyler yapıyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur. Borsa sizi yoruyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur. Bunları lütfen unutmayın. Evet, yeni başlayanlar için bazı kritik bilgiler vermek istedim. Temel bilgiler aslında. Aslında sadece yeni başlayanlar için de değil. Yani ben 25 senedir bu işteyim. Ben bile halen bazı bunlara genelde okurum, bakarım. Gerçekten çok büyük de faydası olacaktır. İnşallah yeni bir videoda tekrar birlikte oluruz. Integral Forex TV'ye abone olmayı unutmayın. Pek çok yayınımız var. Sürdüreceğiz. Hoşça kalın.